Bir de şöyle bir problem var. Almanya'da, Türkiye'de bilmiyorum ne kadar da, Almanya'da özellikle yaşlı insanlarda idrar altına kaçırma, inkontinens denen bir rahatsızlık var. İdrarı tutamama, idrarını kaçırma gibi. Yaşı 65 yaşını geçenlerde %17 oranında bu rahatsızlık var. Yaşı 80'i geçenlerde %30'lara varan oranda öksürdüğü zaman, hapşırdığı zaman, tiksirdiği zaman vesaire idrarını tutamıyor. İdrarını kaçırma gibi böyle bir rahatsızlık söz konusu. Bu da çok yaygın. Bunun için incir kaktüsü var. Türkiye'nin Ege, Akdeniz bölgesinde yaban olarak yetişir. Bu meyvesi yenen incir kaktüsü. İncir kaktüsü ile ilgili İsrail'de klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmasında idrar kaçırmasına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Klinik araştırması var. Doktor Levin İsrail, İsrail'de yapmış olduğu klinik araştırmada kaktüsün birleşimindeki etken maddeler idrar kaçırmayı önlüyor. Bir de çocuklarda altın ıslatma problemi var. İdrar kaçırma farklı. Bir de çocuklarda gözüken altın ıslatma. Buna karşı da ayrık. Bu da ayrık. Ayrık otunun kökü. Ayrık kökü. Evet. Bunun birleşimindeki etken maddeler idrar yolları enfeksiyonuna, prostat iltihaplanmasına 53 doktor bununla ilgili klinik araştırması. Bununla ilgili klinik araştırmalar var. Bu çocuklardaki altını ıslatmaya, kaktüs ise idrar kaçırmaya karşı etkili. Bunlarla ilgili klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Evet. Evet hocam, programımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Burada bitiriyoruz. Değerli izleyenler, bugün de haftanın son gününde programımızı sonlandırıyoruz. Bizler 2 günlük aranın ardından pazartesi günü yeni konularla, bitkisel ilaçlarla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın, mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.